Biz bu hayatı bildiğiniz bir cehennem yeri olarak kodlamışız. Sıkıntı ve zorluk yeri olarak kodlamışız. Bütün bu kombinasyonlar bizim bilgimiz dahilinde. Bilincimizde olmasa da nefsimizdeki bilinç dahilinde. Bir hayatta bir şeylere maruz kalmaktan ziyade sizin bu maruz kaldığınız şeye karşı nasıl olduğunuz önemli. Yani şu bedenin bir ve bütünlüğü önemli. Bu dünyaya kapalı olan yönümüzü açacağız ama bedenin kendi başınalığı var. Bunu bir kabul etsek, bu ellerin, ayakların, dilin, gözün, tüm bu roller benim kendi hakikatimi gerçekleştirmek için bana verilen birer yardımcı oyuncuyken ben bunları tuttum, hayatımda başrol yaptım. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz en bilinen adıyla karmalar. Şimdi bizim de şu anda biliyorsunuz şu anda gökyüzünde çok enerji var. Bu enerjiler biraz böyle yüksek enerjiler. Yüksek enerjileri de herkes kaldıramıyor. Bir şekilde bazılarımızı al aşağı diyor. Şimdi enerjinin iyi olması kötü olmasından ziyade enerjinin size uygun olup olmaması önemlidir arkadaşlar. Hani birçok astrolog yorum yapıyor, anlatıyor. Diyor ki şu anda harika enerjiler var, şöyle enerji, böyle güzel enerji. Bu sizin haritanıza göre uygun olmayabilir. Bu harika enerjiyi Boğa burcu yaşarsa Boğa burcundaki bu harika enerji Boğa burcu kişisi uygun değilse onu da alaşağı eder. Akrebi, aslanı, kovayı zaten alaşağı eder. Şimdi Satürn balık enerjisi var. Satürn balık zaten bütün değişken burçları, ikizleri, yayı, başağı kendince böyle bir elden geçiriyor. Şimdi birçok enerji var. Zaten bütün o burçlar birbiriyle ilişkili. Hani burçlar olarak bakarsak işin içine. Ama asıl konu kişinin enerjisine uygun olup olmadığı. Şimdi çok berbat bir enerji gelir akrep burçlarına. Ancak sizin enerjiniz çok yüksektir. Bu sizde sanki arkanızdan esen bir rüzgar gibi sizi yürütür götürür. O yüzden o yüksek enerjiyle ben ne kadar uyumluyum? Önemli olan bu. Bazen hani haritaların şifalanması falan deniyor. Haritalar zaten şifalı. Haritalarda sıkıntı yok. Sen o haritayı deneyimlemediğin için sıkıntı var. Ya da deneyimleme şeklinden kaynaklı sıkıntı var. Arkadaşlar. Şimdi hani bir arkadaşın sorusu ve aslında benim özellikle bugün konu başlığı olarak seçtiğim şey. Aslında karma dedik. Şunu fark ettim kendi içimde. Hastalıkların şifalanması mümkün mü? Bakıyorum. Ya da hasta olmadan yaşamak bir insan için mümkün mü? Kolay mı? Zor mu? Bakıyorum. Hasta olmak, hasta yaşamak ya da problem sahibi olmak ve bu problemlerle sürekli yaşamak o kadar sıradan ve normal olmuş ki ben bile dediğim bunun üzerine ahkam kesip konuştuğum için söylüyorum. Deneyimlediğim halde söylüyorum. İçsel olarak şuna baktım. İnsanın tamamen iyileşmesi sanki imkansızmış gibi geliyor. Bir hastalık var, düzelir, tamamen düzelir, hayatından tamamen yok olur diyemiyorum. Şimdi bunu niye diyemiyorum diye baktığımda iki konu var. Bir, sanki hasta yaşamak, maddi olarak sıkıntı, zorluk içinde yaşamak, yoksul olmak, yoksun olmak, fakir olmak. Ya bir ilişki ya bir iletişim problemi yaşamak. Sanki hep sürekli bir şey içerisinde yaşamak zorundayız zannediyoruz. Bu o kadar normal olmuş ki bizim için. Birinin sürekli sağlıklı olması garip. Onu garipsiyoruz. Birileri zengin olunca nasıl zengin oldu diyoruz. Yani birinin fakir olmasına demiyoruz da zengin olmasına diyoruz. Mesela bir hastalığın iyileşmesine nasıl iyileşmiş diyoruz mesela, değil mi? Bir kanser hastalığı iyileşince ya da insanların kolektife kaydettiği şu hastalığın çaresi yok dediler. Çaresi ortaya konunca şaşırıyoruz. Çünkü biz bu hayatı bildiğiniz bir cehennem yeri olarak kodlamışız. Sıkıntı ve zorluk yeri olarak kodlamışız. Evet, bu dünyanın ötesine göre zor. Bu bedenin içerisinde hakikatini gerçekleştirmek noktasında gözler perdeli olduğu için daha zor. Ama ölüm korkusuyla daha kolay bir alana geçiş yapmayı reddetmişiz. Şimdi bir takım itikadi konularda yok. Bu dünyada cennet de var, cehennem de var. Nereden cennet var? Cennetin olduğu yerde, cennetin tanımlanmasında
Hiçbir negatif duygu yok. Ne korku, ne kaygı, ne eksiklik, ne bir mahzunluk, ne bir kıyas. Hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Bu dünya öyle bir yer mi? Yani o yüzden şu ahiret inancıyla uğraşıp duruyorlar ya. Millet kendince bu dünyada kalacağız, haberiniz olsun diyor. Sanki bu dünyada kalmak çok süper bir şeymiş gibi. Yani sırtında bir yükle, bu kıyafet işte, şu beden. Onunla yaşa, bir yükün içinde yaşa. Sonra de ki bu dünyada kalalım. Nasıl kalalım? Reenkarnasyon var işte. Sürekli geleceğiz. Siz korkmayın, buradayız. Cennet cehennem de burada. Rahat olun. Biz hep buradayız. Bu dünyaya bu kadar çakılı kalmanın derdi ne? Bu dünyayı bu kadar olduğundan fazla bir şeymiş gibi göstermeye çalışmanın derdi ne? Bir geçiş yeri. Az önce bir okuma yaptım. Yani evlerin var. Yeni bir ev aldın, o eve geçiş yapıyorsun. Biz şimdi bulunduğunuz ev sahibiyseniz, ev aldığınızda ya da eviniz var, daha büyük, daha geniş, ne bileyim, bahçeli bir ev aldığınızda daha mutlu olmaz mısınız? Oraya geçeceksiniz, alanınız daha rahat olacak diye. Şimdi aslında o yüzden ruhsal bilgelikle ölüm, nitekim ölüm diye bir şey yok ruhsal bilgelikte. Çünkü ruh hayat sahibi, ruh ölmediği için, ruh için ölüm bir hakikati yok. Ölüm hakikati nefis için var. Ölmeyeceksin ya. Ölsen de geri geleceksin. Merak etme. Bu adama zulüm olur ya. Sen bu dünyaya tekrar geleceğini düşünmek bana zulümmüş gibi geliyor. Tekrar başla. Haydi tekrar başla. O yüzden arkadaşlar, bugün çözümleme yapacağımız konular bir. Hasta olma zorunluluğu, hastalık içinde yaşama, fakirlik, yoksulluk, bunları sıradanlaştırıp hayatın normalizesi gibi görme, sağlıklı olmaya, mutlu yaşamanın imkansızlığına inanmış olan bir nefsimiz var. Bu dünyada yaşamak için sıkıntının, zorluğun sanki bir arada gelmesini zanneden bir tarafımız var. Evet, var ama ya da ben çok yaşadım diyelim ki, bu hayatta çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama artık yaşamayabilirim. Nitekim Allah bu dünyaya zulmetmediğini net bir şekilde söylüyorsa, ben daha neyin kafasındayım da bu dünya imtihan yeri, zorluk yeri deyip duruyoruz. Zorluk anlatılıyor, gözlerin perdeli olduğu için. Şöyle arkadaşlarınla oturup konuşurken gözünü gelip biri arkadan bağlıyor. Bunun gibi bir alandayız şu anda. Yiyeceğiniz bir yemekte bile onun gördüğünüz şekli hoşunuza gider. Sabah kalkıyorsun, mavi gökyüzünü görüyorsun. Ne bileyim, bir kedi yavrusu görüyorsun. Orada bir yeşillik görüyorsun. Bakın, gözün gördükleri bizi bu hayatta mutlu kılıyor, huzurlu kılıyor. Bulunduğumuz yerde kendimizi güvende hissettiriyor. Güvensiz hissediyorsak da ne yapacağımızı bilecek bir konuma getiriyor. Yine konu görme konusuna gelecek ama, hani o günkü konuştuğumuz görme konusu. Karma dediğiniz şey, ataların, kolektif alanda var olan yaşanmışlıkların ya da karşınızdaki kişinin, muhatap olduğunuz ilişkilerin, iletişimin enerjisini üzerine almak. Ve bu enerjilerin hayatını yönetmesi, farkında olmadan. Siz farkında olmadan birilerinin enerjisiyle yaşarsınız bu hayatı. Bu birilerinin enerjisi bazen sizin eski enerjilerinizdir. Eski Emine'ye ait, eski Ayşe'ye, eski Songül'e ait enerjilerdir. Bazen de annene, babana, hiç tanımadığın dedelerine, anneannelerine, babaannelerine ya da bu toplumda binlerce yıl önce yaşamış, bu topraklarda binlerce yıl önce var olmuş insanların yaşanmışlıklarına dair enerjileri üzerine alma. Bizler, hayatımızdaki insanlar, aynı ev içinde yaşadıklarımız, aynı ofiste çalıştıklarımız, aynı alanda bulunduğumuz insanlar başta olmak üzere, aynı toplumda, aynı toplulukta yaşadığımız, aynı aile klanında bulunduğumuz insanlarla farkında olmadan o alma enerjisi, dişil enerji, nefis dedik ya, o alanla geçiş yapıyoruz, hemdem oluyoruz, bir oluyoruz. Bu birlik enerjisi, onlar hayatlarında ne hissediyorlarsa, ne yaşıyorlarsa, sizin de ruhsal planda bunu fark edip hissetmenize sebebiyet veriyor. Bu sefer siz bu sizin gerçekliğini zannediyorsunuz. Sen üzerin farkında olmadan o enerjiyi alıyorsun ve o enerjiyle bunu hissetmeye başlıyorsun. Şunu yaşarsınız bakın, bunu daha iyi anlayacaksınız. Çok iyisiniz, enerjiksiniz,
Bir mesela bir yas ortamına gittiniz, bir cenaze evine gittiniz ya da değil mi? O anında ya da cenaze haberi aldınız, kötü bir haber aldınız ya da birinin sınav sonucunun başarısız olduğunu öğrendiniz ya da o kişiyle muhatap oldunuz. O yüksek enerjiniz anında düşer, karşıdakiyle uyumlanır. Yani ona üzülürsünüz falan değil, uyumlanır, onunla bir olursunuz, haberiniz yok. Ya da modunuz çok düşük, canınız çok sıkkın. Bir anda böyle bir alana geçiş yaparsınız. Ya çıktınız gökyüzüne baktınız, dışarı çıktınız. Özellikle bakın gökyüzüne bakınca şifalanmanın kaynaklarından bir tanesi budur. Ya da böyle enerjisi yüksek kişilerle oturdunuz, konuştunuz, bir araya geldiniz, kendinize gelirsiniz. Çünkü yine onlarla uyumlandınız, enerjiniz yükseldi. İşte arkadaşlar, hani bazen kişiler diyorlar ya aman apartmanlarda yaşamayın. Apartmanda yaşamak hepimizi iyice depresif yaptı. Niye? Bir apartmanın kapısından giriyorsun. Bu apartmanın kapısından kaç kişi giriyor? Hele şimdiki o plazalar, rezidanslar, büyük siteler yüzlerce kişi giriyor, binlerce kişi giriyor. Tek kapıdan girdin. Evet, sonra girdin, kapını kapattın ama aynı binanın, aynı alanın içerisindesin. Yukarıdaki üzgün, alttaki hayal kırıklığına uğramış, öbürü ihanete uğramış, bu mutlu, bu mutsuz, bu gelecek umudu var, bunun geçmiş kaygısı, geçmişe takılı kalmış, öbürü gelecekle ilgili dert yaşıyor, biri yani o kadar çok büyük enerjiler var ki çünkü karşınızdaki insan, siz farkında olmadan o enerjinin içine giriyorsunuz. Şu anda hepimiz öyleyiz yani. Benim şu anda iş yerim bir apartmanda, bir iş merkezinde bir apartmanda. Bunun yanında toplu taşıma kullanıyorsak böyle bir alandayız. Özellikle toplu taşıma İstanbul'da kullanmayan neredeyse insan yok. Topluluklarda yürüyoruz, bir araya geliyoruz. Bakın özellikle hepinizin dikkatini çekmiştir. AVM'ye gittiğinizde çok yorulduğunuzu hissedersiniz. Değil mi? Ne var AVM'lerde sizi bu kadar yoran? Orada birçok insanın girmiş enerjisine muhatap oluyorsun. Haberin yok. Günümüz insanı alma odaklı olup dişil enerjisi çok dengesizleştiği için nefsi planda kendi hakikatini unutup çok dışa dönük bir hayat yaşadığı için dışarıdan gelen enerjiyi üzerine direkt alıyor, haberi yok. Göz, nazar, virüs, bakteri her şey buna dahil. Bunların olmasına bile gerek yok. Negatif bir enerji içerisinde çok umutsuz, çaresiz, canı sıkkın, hayattan ümidi yok, kötümser bir tiple bir araya geldiniz, düşersiniz arkadaşlar. Şimdi o yüzden bugün özellikle enerji geçirmezliği yapacağız biz. Başkalarının enerjisine karşı geçirmez olmak. Ama dediğim gibi alma odaklıyız ya. Bolluğu, bereketi al, şifayı al, takdir al, teşekkür al, sevgi al, fikir al, bilgi al, akıl al. Şimdi bu dişil enerji alma, alma, alma. Ortaya koyduğun emeğin, çabanın, gayretin karşılığını al, vefa gör falan. Şimdi bu alanda hepimiz böyle alanlarımızı açmış bekliyoruz ama bu alanlara bunlar da dahil oluyor işte. Bakın niye bu kadar alma odaklıyız? Almayı bilmediğimiz için. Almayı bilmeme, saf bilgi boyutunda almak, saf bilgi boyutunda vermek. Almayın demiyorum. Alacağız zaten. Çünkü almadan vermek Allah'a mahsus. Bu dünya sadece bu dünya değil, alem. Bütün alemler içerisinde almadan vermek sadece Allah'a mahsus. Bir takım bu tiplerimiz de var. Almaya tamamen kapalılarımız da var içimizde. Başkalarından gelecek bela, musibet, sıkıntı, göz, nazar, virüs, bakterileri üzerine almamak için alanını kapatanlar da var. Bu sefer de dişil enerji düşüyor en dibe. Bu sefer ne yaparsa yapsın karşılığını alamıyor. Zaten arkadaşlar dikkat ederseniz direkt dişil enerji düşüklüğü, yüksekliği demekten genellikle imtina edip bir düzeltme getiriyorum. Kişi almayı bilmediğinde alma odaklı oluyor ya da almaya tamamen kapalı olabiliyor. Bu ikisi de negatif alan. Vermeyi bilmediğinde emek, gayret, çaba, sevgi, ilgi, bilgi artık neyse bu birilerine takdir, teşekkür, anlayış, hoşgörü, merhamet. Bunlar da vermekle ilişkili. Bunu bilmeyen kişi de ya vermeye kapalı oluyor ya da verme odaklı oluyor. Canını verecek neredeyse. Bu da sıkıntı. Almadan vermek Allah'a mahsus. Burada bilinç dışı alanda bir ilahlık var. Adamı göçertir.
Bu tiplerin en çok bu boyunları, omuzları ağrır. Bak skolyoz deniyor ya, bu sırt ağrısı. Herkes kendini Allah zannediyor. Her şeyi kontrol etme, emek vereyim, çaba vereyim. Ben verirsem olur. Nereden sen verirsen olur. Verdin olmadı işte. Sistem diyor ki al. Hani yaptığında olacaktı. Diyor ki bak senin yap, bu şu demek değil. Yaptım olmadı, görüyor musun? Ne kadar beceriksizim ya da ne kadar şanssızıma bağlamak için değil. Demek ki bu iş yapmaktan geçmiyor. Evet, ben üzerime düşeni yaptım. Bekle, sabret. Sistem diyor ki belki yapmana bile gerek yok. Akıtacak sana. Bazen burada öyle haritalar okuyorum ki diyorum ki havada karada diyorum size zenginlik bir yerden akar. Sen evde otursan şu kapıdan biri ne bileyim karga getirir şuradan kısmetini, öyle bazılarının hayat alanları. Bazıları da kendini paralasa o enerji bir yerden gelecek arkadaşlar. Bu arada mesela bunu soracağınızı biliyorum, şimdi bolluk bereket enerjisi. Herkesin haritasında var ama herkesin o enerjiyi alma şekli başka. Kiminin nasibi başkalarından kaynaklı, kiminin nasibi kendinden kaynaklı. Nasibi kendinden kaynaklı olan başkalarından bir şey elde etmeye çalışınca çöküyor. Nasibi başkalarından kaynaklıysa kendi başına uğraşıyor olmuyor. Ben o yüzden kendimi paralıyorum burada. Haritalarınızı bilin, haritalarınızı okuyun diye. O yüzden size kitap yazdım. Açın okuyun. Kitabı nereden alabilirim? Arkadaşlar kitap internette girdiğinizde her yerde var. Kitap yurdunda, DNR'larda, Şira yayınlardan çıktı. Şira yayınlarda, Trendyol'da, Amazon'da hep var. Ama bu zaten astroloji kitabı. Ama tabii ki astroloji kitabı ilk kısmı da insana anlatıyor, sistemi anlatıyor. Böbrek kanseri 26 yaşında. Bakın böbrek kanserle de hemen duruyorum burada. Böbrek dediği için bakın ne demek biliyor musun? Yaratıcılık, kendini ifade etme, ruhsal bilgelikle temasa geçme. Bütün bunlar özellikle o alanla ilişkili. Ya da ruhsal bilgelikle teması olmayan kişi temasa geçmek için dış alemle bağını kapatıyor. Dış alemle bağını kapatan kişi şifalanmakta zorlanıyor. Nitekim şifayı da biz alıyoruz arkadaşlar. Yediğimiz, içtiğimiz vitaminden, mineralden, nefes al, yani her şeyden alıyoruz. O yüzden almaya kapalı olmayacağız. Bir, vermeye de kapalı olmayacağız. İki, kalp çakra dediğimiz maddeyle mana arasındaki bütün bağı kuran alan, güneş yani alemde de, melekut alemde de burası güneş feleğine denk geliyor. Bütün sistemin kalbi güneş. Bizim bedenimizde zaten kalp, madde ile mana arasındaki bağı sağladığı gibi alma verme alanında sizin alemle dengeli bir şekilde senkronize olarak çalışmanızı sağlıyor. Bir tanesi aşırılaştığında sıkıntı. İkisi aşırılaşırsa zaten çok daha sıkıntı. Bazen kişinin hem erili hem dişili çok yüksek oluyor. Bazen hem dişili hem erili düşük oluyor. Yani İkisi birden düşük, ikisi birden yüksek sıkıntı. Biri düşük, biri yüksek, yine aradaki fark artıyor. Yine sıkıntı. Astım, nefes alamamak işte bak alma enerjisi. Astım. Nefes almak. Alamıyorsun. Alırsan neyin olmasından korkuyorsun? Neyi almaktan korkuyorsun? İşte şimdi neyin almaktan korkuyorsun arkadaşlar? Az önce bahsettiğimiz farkında olmadan enerjilerini üzerimize aldığımız atalarımız, enerjilerini üzerine aldığımız etrafımızdaki diğerleri. Çünkü nefiste böyle bir bilgi var. Nefis akleden, fikreden, hisseden, hayal eden, tasvir eden, idrak ve algılayan ya. Nefis algılıyor. Diyor ki aa burada sıkıntı var, kendimi kapatayım. Nefiste onun dışında bütün aleme dair bilgi var. Artık bunu hepimiz ezberledik. Biz ne diyoruz? Bu bedende de, bu bedenin dışında ruhumuz, nefsimiz ve kalbimizde bütün alemde yaşanmış yaşanmışlıklara, yaşanacaklara dair, bütün varlığa dair bilgi var. Deneyim, tecrübe, olasılıklar dünyasında ne yaparsan ne olur, ne yapmazsan ne olmaz. Emine aynı şeyi yaparsa başına bu gelir ama Ayşe yaparsa başına bu gelir. Aynı şeyleri yaşayıp farklı deneyimler elde edebiliyoruz. Bütün bu farklı deneyimler, bütün bu kombinasyonlar bizim bilgimiz dahilinde. Bilincimiz de olmasa da nefsimizdeki bilinç dahilinde. Bu sefer bazılarımız kontrolcü tipler özellikle ne yapıyor? Kendi alanını kapatıyor. Kendi başına olmaya çalışıyor. Etraftaki zararı görmemek adına. Ama bu sefer diyor mu? Bolluktan, bereketten, birinin sevgisinden, ilgisinden, anlayışından, takdirinden, teşekküründen de mahrum kalıyor.
İşte terfi alacak, alamıyor. Eşiyle ya da işte partneriyle arasındaki o tatlı muhabbeti kuramıyor. Evladıyla kuramıyor, ailesiyle kuramıyor. Bir bakıyorsun dünyayla zaten bağ yok bu kişinin. Dünyayla bağ yok. Senin dışındaki her şey dünya. Değil mi? Şimdi o zaman benim bu dünyayla bağ kurmam lazım. Ama bu dünyayla bağ kurmayı bilmem için önce kendimle bağ kurmayı öğrenmem lazım arkadaşlar. Çeşitli hastalıklar var ya. Şimdi hastalıkların kendine ait bir konusu var. Bir nedeni var. Kendine özgü. Aynı hastalık 3 farklı kişide var. O 3 farklı kişide 3 farklı nedene bağlı olabiliyor. Genel bir kaynaktan beslendiği halde. Şimdi burada biz ne yapalım biliyor musunuz? En güzeli şu. Hasta olma zorunluluğu ya da hastalıkların iyileşmesini engelleyen zanlar. Hani bizim kolektiften aldığımız enerji var ya, hasta olmadan yaşamak imkansız ya da bir hastalığın şifalanması imkansız. İşte zona yazdınız, MS yazdınız, SEDEF yazdınız, kanser yazdınız, böbrek yazdınız. Değil mi? Birçok şey yazıyorsunuz, yazmaya devam ediyorsunuz ve daha aklımıza gelmeyen nice hastalıklar var. Bu hastalıklar, bu problemler olmadan yaşamamın mümkün olması. Ama bu o kadar çok hücrelerimizi işlemiş bir bilgi ki farkında olmadan öyle hücresel olarak kabuldeyiz ki her türlü hastalığı, özellikle genetik hastalıklar olarak adlandırılan şeyler, ki şu anda bilim hastalıkların genetikten ziyade epigenetik olduğunu, çevresel faktörlerden kaynaklı olduğunu söylüyor. Diyor ki şu anda sizin diyor hücrelerinizde var olan bir bilgi, benim söylemimle bu, bir bilgi var. Sen de çevresel faktörlerden bu bilgiyi aktifleştirecek bir şeyle, enerjiyle karşılaştığında bu ortaya hastalık olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani senin zaten hücresel hafızalarında, hatıralarında bu bilgi var. Hastalığa dair kaygı var, korku var. Korku ve kaygı zaten o bilginin olduğunun göstergesi. Bu bilgi var. Sen bu bilgiyi aktifleştirecek bir durumun içine girdiğinde o zaman hastalık ortaya çıkıyor. Bu bilgi nasıl aktifleşiyor? Ya senin enerjin düşüyor, frekansın düşüyor. O zaman hastalık ortaya çıkıyor. Gayet, yani hani deniyor ya, aslında herkesin bedeninde her türlü hastalık varmış. Her türlü hastalık varmış demeyelim. Her türlü bilgi var, iyi kötü. Senin frekansın yükseldikçe hücrelerindeki o iyi bilgiler aktifleşiyor. Hayatında güzellikler olmaya başlıyor. Sen enerjin düştüğünde, frekansın düştüğünde hücrelerinde var olan o negatif alandaki bilgiler aktifleşiyor. Onlar hayatında var olmaya başlıyor. O yüzden burada enerjinin, frekansın yükselmesi temel, ana başlık. Ancak ben hep hasta olmaya mahkum. Kendimi kurban. Bu dünyaya geldik, hastalık, çilelik, çile çekmek insan için gibi bir zanla bu hayatı yaşarsam. Bilincimizle bazen diyoruz, yok ya diyoruz, ben öyle inanmıyorum diyoruz. Bilincin değil, kalbin dediği oluyor ya bu hayatta. Kalpte bu bilgi varsa, bu bilgi sana ya birileri tarafından ya senin tarafından bir şekilde geliyor. Sonrasında da işte hasta oluyoruz. Ben geçen gün diyorum ya, geçen haftalarda o yoğun tempo sonrasında sabah bir kalktım, uçuk çıkmış dudağımda. Niye? Çünkü büyük ihtimalle enerjim düştü. Bedendeki bir mikrop kendince yer buldu, aktif oldu. İşte öbürü grip oluyor. Öbürü başka bir şey oluyor. Alanımızla ilgili bir şeye maruz kalıyoruz. O zaman biz ne yapacağız? Bu alanımızı nerede, kime, nasıl açacağımızı bileceğiz. Bu alanı nerede, ne zaman, kime karşı kapalı tutacağımızı bileceğiz. Vermek ve almanın saf bilgi boyutunun kalpten açığa çıkması için çalışma yapacağız. Almanın ve vermenin dengeli olması. Değil mi? Nefes almak, nefes vermek. Peki nefes alırken o havanın içinde kötü zehirli gazlar da var. İyi faydalı, değil mi? Gazlar da var işte. Hidrojen, oksijen, azot, karbon, artık neyse bu. Ne almamız gerekiyorsa ya da ne almamamız gerekiyorsa aynı şeyi yaşayacağız. İşte
Geçen gün dedik ya, iki grup tavşana verilen zehir, ikisi de zehir veriliyor. Birinin enerjisi iyi olduğu için, duygusal olarak beslendiği ve rahat olduğu için o zehir onun hayatında hiçbir değişiklik yapmıyor, hiçbir hastalığa sebebiyet vermezken diğer tavşan grubu hasta oluyor, maruz kaldığı zehrin karşılığında. O zaman demek ki hayatta bir şeylere maruz kalmaktan ziyade sizin bu maruz kaldığınız şeye karşı nasıl olduğunuz önemli. Yani şu bedenin bir ve bütünlüğü önemli. Bu beden dediğimiz şeyin içindeki ruhuyla, nefsiyle, kalbiyle, kendi hakikatiyle barışık olması önemli. Dışarıdan aldığım şey beni etkilemeyebiliyor. Bakın çok net ya. Zehir veriliyor. İki tarafa, bir taraf ölüyor, bir taraf kalıyor. İşte zararlı besin veriliyor. Bir taraf hasta oluyor, bir tarafa hiçbir şey olmuyor. O zaman demek ki konu zehirli olanı, zararlı olanı yemekten ziyade senin oradaki gücün bir de zararlı olanla, zehirli olanla muhatap olman için de o enerjiyi çekiyor olman lazım. Hayatına kötü insanlar, faydasız insanlar, işte kıskanç insanlar geliyorsa ya da sana gelip hayatını bir şekilde zehir ediyorsa ya da sen işte elmanın içindeki vitamini değil de kabuğundaki mikroptan ötürü hasta oluyorsan, değil mi? Biz beslenirken işte bedenimiz aman iyi olsun diyoruz, besleniyoruz, bir bakıyorsun zehirleniyorsun yediğin gıdadan. Halbuki sana fayda sağlaması için sen bunu yaptın. Şimdi o zaman uzun yıllardır söylenen işte havada zehir var, yok şu var, bu var deyip bakın dünyaya kendimizi kapatmak adına o kadar çok söylem var ki birçok söylemin kaynağını da biz kalben tasdik ediyoruz. O yüzden bu dünyaya kapalı olan yönümüzü açacağız ama kendi alanımızda var olmayı bileceğiz. Hani böyle bir civa gibi, bir su gibi girdiğimiz alana yayılmak değil bakın bu. Kendi alanımda hem ilişki ve iletişim kurmayabileceğim, karşıyı bileceğim, hissedeceğim, göreceğim, evet. Ama onda var olanı üzerime almadan yaşamayı bileceğim. Ondan geleni almak zorunda olmadan, ona maruz kalmadan yaşamayı bileceğim. Ya da ona sürekli bir şey verme zorunda olmadan yaşamayı bileceğim. Dün, 2 gün önceki yayında da göğüsle ilgili bir konu vardı. Meme kanseri. Bakın, meme dediğiniz yerin bulunduğu alan, şu alan, kalp çakra, alma verme konusu zaten var. Burada gereğinden fazla vericilik enerjisi de, gereğinden fazla alma enerjisi de buna maruz kalmaya sebebiyet verir. Dedim ya bakın vermeyi bilmeyen aşırı verme odaklı da olabiliyor, alma odaklı da olabiliyor. Almayı bilmeyen aşırı alma odaklı da olabiliyor, verme odaklı da olabiliyor. Bunlar birbirine girişmiş. Burada anlatırken ben bunların hepsini toplu halde anlatıyorum. Özelde kişi de bunu sentezleyebiliyorsun bazen. Ama dualitenin olduğu bir alanda bu enerjiyi yaşanıyor. Özellikle bakın bu yazan kişi ne almayı biliyor ne vermeyi biliyor. Evet, şimdi metastaz yapma korkusu çok kolektif bir korku. Yani herkes bunu düşünür. Niye? Çünkü hastalıkların yenilenebilme kabiliyetleri var. Bizde ondan dolayı. Ama bir hastalıktan tamamen kurtulma, şifalanmak da mümkün, değil mi arkadaşlar? Evet. Bu hastalığın hani hastalık eğer bedenin sana bir konuda uyarısıysa, senin kendi hakikatini, kendi marifetini, potansiyelini, bu dünyayla olan ilişkini, iletişimini düzenlemek için sana geldiyse, sen bunu öğrendikten sonra gelmemesi lazım artık. Değil mi? O zaman benim bu alana geçiş yapmam için ne kadar dengeli olursak o kadar bu alan bize gelecek arkadaşlar. Hadi şifa yapalım. Hasta olma zorunluluğu, fakir, yoksul, yoksun olma zorunluluğu, diğerlerin enerjilerini üzerine alma. Farkında olmadan bilinç dışı alanda bu enerjiyi alıyoruz zaten. Bazen bilerek fark ediyoruz değil mi? Ortama gidiyoruz, canımız sıkılıyor, ağlıyoruz oradakiler yüzünden. Birimiz diyor ki nazar değdi, öbürü diyor ki göz değdi, öbürü diyor ki ama bunlar ruh emiciydi. Bir de hiç bilmediğimiz alandan bahsediyorum ben özellikle bakın. Hiç bilmiyorsun.
Gayet keyiflisin. İndin şuradan, arabana bindin, eve gittin. Ya da ben işte şurada iş görüyordum. Şimdi bu alana geçiş yaptım, değil mi? Sabah kalktım, boğazın ağrıyor. Bir şey oluyor. Sonra geçiyor. Sen o enerjiye maruz kalıyorsun. Sonra o enerjinin alanından çıkıyorsun. Bu senin elinde olmadığında hasta oluyorsun. Üzerine gidip bir de kimyasal ilaçları içtin mi? Al, zaten sen bir iş başlattın demek ki. Yani o hastalık belki çekip gidecek de hayatından, ama içtiğin kimyasallarla böbreğini mahvettin, kalbini mahvettin, sistemini mahvettin, kortizol oldun, bilmem ne aldın, sıkıntıya girdin. Ben zaten kim ne der bilmiyorum ama hasta olduktan sonra ilaç içmeye başladığınızda aslında siz bu işi bir döngüye sokuyorsunuz demektir diye görüyorum arkadaşlar. Böyle bir düşüncem var. Her ilaç için demiyorum ama ve her hastalık için söylemiyorum tabii ki. Ama bence orada yağmurdan kaçarken doluya tutuluyoruz. Belki geçip gidecek ama hemen herkes, ay bir artistçi al. Bakın şimdi birinin ağzını ökendim. Ondan sonra şunu yap, bunu yap. Ya 2 dakika bir dur. Mesela ben şimdi bir sussam, burayı bir kapatsam, kendime bir alan temizliği yapsam rahatlayacağım. Arkadaşlar tabii mesela bakın şimdi öyle ciddi hastalıklardan bahsediyorsunuz ki artık bedene yer etmiş. Şimdi burada o ayrımı yapalım. Şimdi artık bedene yer etmiş, size artık kronik ismiyle konulmuş, hayatınızda hep var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir alışkanlık demek. Hücrelerinizin alışkanlığı demek. Nasıl ki yemek yemek ya da işte bir kuru fasulye yaparken ya da bir kahvaltı hazırlarken ya da yazı yazarken kendi alışık olduğunuz şekilde ve surette yapıyorsunuz, hiç düşünmüyorsunuz, kendiliğinden oluyor. Hücreleriniz de bir hastalığa çok aşina olup onu sürekli deneyimlediğinde hücresel hafıza ve hatıralarında kayıtlı olduğu için onu çok böyle kronik dediğiniz şey o. Sanki işte benim gözüm, kulağım, burnummuş, benden bir parçaymış gibi oluyor hastalık. Öncelikle şu hastalıklara sahip çıkmayın Allah rızası için. Evladınızmış gibi yapmayın. Size ait bir organmış gibi, size ait bir gerçeklikmiş gibi sahip çıkmayın. Bir hastalık, bir gerçeklik var mı? Evet, yüzüm kızarmış, ha tamam ama düzelir. Bitti. O yüzden burada bu sahiplenme ekinden bir kurtulacağız. Hele ki bazıları hastalık kendi adı soyadıymış gibi kullanıyor bunu. Bizim o yüzden bu önce dilimizdeki bu söylemleri değiştirmemiz lazım. Ki bu hücresel hafızalardaki, hatıralardaki kayıtlarımız gitsin. Bakın hep şu basit örneğe veririm ben. Kendiniz işte sürekli diyelim ki sebzeli bir pilav yapıyorsunuz. Sebzeli pilav olarak da içine sebze olarak işte domates, biber koyuyorsunuz. Bazen de soğan koyuyorsunuz. Sonra bir yere gidiyorsunuz. Domates değil de işte yerine başka bir şey ne koymuş olsun? Patlıcan koymuş olsun. Çok beğendiniz. Sebzeli pilav yapınca aklınıza o gelmeyecek. Gene kendi usulünüzle yapmaya çalışacaksınız. Yapınca içine şunu koyacaktım diyeceksiniz ama eliniz o kadar otomatiğe bağlamış ki bunu yapacak. Bakın ben bu ellerim kalemi bulamıyorum. Diyorum ki kesin götürüp bunu çekmeceye koydum. Gidiyorum bakıyorum çekmeceden çıkıyor. Kim koydu? Ben koymuştum. Ben değil, elim koymuş oluyor. Bunu yaşıyorsunuz değil mi? Bakın öyle bir kalıp, öyle bir alışkanlık içerisinde yaşıyoruz ki bu beden o kadar çabuk ona uyumlanıp öyle bir benimsiyor ki. Benim bir şeyim kayıpsa mesela eşim diyor ki benim çay içmiş adam. Çay bardağım yok diyor. Şimdi diyorum ki mutfak tezgahının üzerine koyduysam ben onu makinenin içine koymuşumdur. Otomatik. Temiz olduğu, kirli olduğuna dikkat etmeksizin tezgahın üzerinde bardak varsa ben de o mutfağa girdiysem yaptığım işlem otomatik olarak onu alıp koymak. Farkında olmuyorum bakın. Şimdi bir güdüyle çok yaşadığınızda farkında olmadan bunlar bir şeyler görüyor. Bakın ayette de diyor ya, öbür dünyada sizin diliniz bir şeyleri inkar ettiğinde eller konuşmaya başlayacak. Değil mi? Organlarınız konuşmaya başlayacak. Yaptım diyecek, ettim diyecek. Benimkiler şimdiden gayet asiler. Bir bakıyorum yapmışlar. O yüzden arabanın anahtarını arıyoruz. Arıyorum. Kolay olsun diye çantanın
bir bölmesi var. Oraya koymuşum kolay olsun diye. Ama normalde hayatta oraya koymam. Başka böyle içine atarım. Kolay olsun diye oraya koymuşum. Ara yok orada. Niye? Çünkü bu eller, asiler yapmışlar. Bunu dinlemiyorlar. Bu hemen söz sahibi olamıyor arkadaşlar. Bedenin kendi başınalığı var. Bunu bir kabul etsek, bu ellerin, ayakların, dilin, gözün, bu fıtratların, bu alışkanlıkların önce burada terk edilmesi, ama burada terk ettiği halde bu ellerdeki hücresel hafızaların gücü aynı hastalıkla, aynı durumla bizleri yaşatıyor. Evet, eski ben, atalarım, hücresel kayıtlarım, kolektiften gelen kayıtlar, kadın olmanın kayıtları, imanlı olmanın kayıtları. Şöyle olmalısın, böyle olmalısın. Melirler, malılar. Olmazsan ne olur? Şöyle olur, böyle olurlar. Değil mi? Bütün bunlar, toplumun yargıları, birilerine beğenilme arzusu, dışlanmama, yadırganlama, yargılanmama korkusu. Beğenilme, takdir edilme arzusu. Şimdi senin bu hayatta bir durma şeklin var, bir de insanların senden beklentileri var. Senin duruşundan bir beklenti açığa çıkıyor. Sen bu beklentiyi gerçekleştirmek zorunda hissediyorsun. Evet, burada şu anda işte Allah razı olsun bana hocam diyorsunuz. Hocalık da böyle bir şey. Bu hocaysa hocanın kriterleri vardır. Hoca şöyle olmalıdır, hoca böyle olmalıdır. Ben de şimdi evet ben hocayım o zaman böyle olayım falan moduna girerseniz bu taklitten öteye geçmez. Ama niyetimiz tabii ki samimi bir plana geçiş yapmak. Şimdi bakın roller var. Anne olmak, kadın olmak, erkek olmak, patron olmak, çalışan olmak, Müslüman olmak, Yahudi olmak, Hristiyan olmak, Türk olmak, bu zamanda yaşamak, işte iş sahibi, şirket sahibi olmak ya da ne bileyim işsiz olmak, ev hanımı olmak. Yani şimdi hayatta roller var. Bu rollere dahil olmak ve bu rollerin getirdiği sorumluluklar arasında kendini görememe var. Şimdi burası çok önemli. Sahip olduğumuz birçok rolün kendine ait sorumlulukları var. Bu sorumlulukları kim belirlemiş derseniz, toplum, devlet, değil mi? Bir takım argümanlarla, çoğu da kolektiften gelen bilgilerle ne var? Yapılması gerekenler var. Yapılmaması gerekenler var. Ben bu yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler arasında kendimi göremiyorum. Ben kimim ya? Benim hakikatim ne? Ben bu hayata niye geldim? Ben kimdim? Büyüklüğüm neydi? Bütün bu roller benim kendi hakikatimi gerçekleştirmek için bana verilen birer yardımcı oyuncuyken ben bunları tuttum, hayatımda başrol yaptım. Anne olmak için kendimi paraladım, eş olmak için, evlat olmak için, hoca olmak için, koca olmak için, patron olmak için, sevilen biri olmak için, anlayışlı biri olmak için, uyumlu biri olmak için. Değil mi? Bütün bunlar için kendimi paralıyorum. Ama peki ben neyi istiyorum? Hakikatte ben ne istiyorum? Şimdi bir kalıba girme ve o kalıba uygun davranma çabası. Bütün bu çabalar kendini unutan bireyler olmamıza, kendini unuttuğu için kendini görmeyen, bilmeyen, kendini güvenmeyen, kendini sevmeyen, kendiyle bağ kuramayan, bu yüzden de bu dünyayla bağ kuramamış, kendinden umut olmadığı için umudunu başkalarına bağlayan birine dönüşüyoruz arkadaşlar. Bu da bizim enerjimizi düşürüyor. Bu. Zaten bir kalıba girme ve ona uygun yaşama çabası gün sonunda hormonlarımız bozuk, eril dişilimiz bozuk, elementlerimiz dengesiz. Ondan sonra iletişim, ilişki bozuklukları, hastalıklar. Ama buradaki konumuz bugün çok başka bir yerden başka bir alana geldi ama bu niyet edelim. Şu anda az önce yazılan ki burası kaydolacak. Kaydolduktan sonra daha sonra dinleyenleri de niyetimize alarak dinleyecek olan kişilerin bir hastalığın
sürme çabası ve bir hastalığın iyileşmemesine yönelik enerjileri ve kolektif kayıtları çözümleyelim. Ama asıl konumuz karmaydı. Yani hücrelerimize işlemiş bu bilgiyle yaşama zorunluluğu. Ne dedik? Hücremize işlemiş bazı bilgiler epigenetik, çevresel faktörlerden kaynaklı tetiklenip ortaya çıkıyor. Değil mi? Hani bir alana giriyoruz. Bir önceki videoda bahsettik ya. Enerjiyi üzerine alıyorsun. Haberin yok. Ama o üzerine aldığın enerji sende var olan başka bir enerjiyi tetiklediği için sen hasta oluyorsun, mutsuz oluyorsun, elindekini kaybediyorsun, yeni bir döngü başlatıyorsun, bilmiyorsun. Tamam mı? Bugünkü bahsedeceğimiz alan, daha doğrusu yapacağımız alan, hiç bilmediğimiz, kişisel bazda değil, kolektif bazda alan. Haydi aklıma ne geldiyse, burada bulunanlar, bulunmayanlar, bulunacaklar, herkesi dahil ederek niyeti alıyorum. Sizler, ekran başındakiler şu anda evet diyebilir. Çalışmaya sonradan izleyip dahil olacaklar da yorumlara evet yazabilir arkadaşlar. Şimdi, özellikle bu benim kendi zanlarımdan kaynaklı aklıma geldi. Ama sizlerden de bakacağım enerjilerinizi okuduklarım üzerinden çözümleme yapacağım. Evet. Bir hastalığın iyileşmesi imkansız. Herhangi bir hastalığın iyileşmesi imkansız. Bu hayatta hasta olmadan sağlıklı yaşamak imkansız. İlahi sistemin kanunudur hasta olmak. Sıkıntı yaşamak, zorluk çekmek, yokluk çekmek, yoksulluk çekmek. Çözümlensin mi arkadaşlar? Yaradan bizi bu aleme hasta etmeye, hastalıklarla, yokluklarla, yoksulluklarla, mahrumiyetlerle sınamaya gönderdi. Çözümlensin mi? Şu ayete sığınarak konuşuyorum. Biz bu dünyayı sizi zulmetmeye göndermedik. Nefisler ancak kendine zulmeder. Ayetince bir hastalığın varsa, bir problemin varsa, bir sıkıntın varsa bunu senin nefsinin bilerek ya da bilmeyerek seçtiğini, üzerine aldığını, içinde bulunduğunu, bu noktada yine kendi seçim ve isteklerinle bu hastalığı, bu problemi, bu durumu bertaraf etmenin ilahi sistemde mümkün olduğunu bilmek ister misin? Yaradan isteyin vereyim diyor. Sen farkında olmadan hücrelerinle bir hastalığı istiyorsun. Kalbindeki, nefsindeki var olan enerjilerle sıkıntıyı, zorluğu, ihaneti, aldanmayı, aldatılmayı, çaresiz olmayı, aciz olmayı, zayıf olmayı istiyorsun. Bu noktada nefsinde farkında olmadan edindiğin, hücresel hafıza ve hatıralarında farkında olmadan tuttuğun, mahzun olma, mağdur olma, kurban olma, acınası olma, mecbur olma, hasta olma, çaresiz olma, aciz kalma enerjilerini tutmadan, bunlardan özgürleşerek yaşamanın mümkün, güvenli, uygun olduğunu bilmek. Bu surette yaşamayı seçmek ister misiniz arkadaşlar? Bu dünyada rahat, sağlıklı, zengin, varlıklı, mutlu, güçlü yaşarsam, kendimi, gücümü ve potansiyelimi görür, fark edersem, bilirsem,
ruhsal boyutta kendi hakikatimi unuturum, Rabbimi unuturum, bu dünyaya dalarım. Bu dünyaya dalmamak, Rabbimi unutmamak, kendi ruhsal planda bilgeliğimle teması kesmemek, kendi hakikatimi göz ardı etmemek için bu dünyada sürekli acı, sıkıntı, zorluk, yoksunluk, yoksulluk, hastalık çekmeliyim. Çözümlensin mi? Bu dünyayla bağ kurmak, bu bedenle, bu sistemle bağ kurmak, bu dünyadan gelen bolluğu, bereketi, şifayı, Yaradan'ın bana ihsan ettiği bütün nimetleri sevgiyle alıp kabul edebilmek, bu hayatta var olabilmek, maddi planda mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşayabilmek için ruhsal olanla bağımı kesmeliyim. Görünenin ötesini reddetmeliyim. Kendi hakikatimi görmezden gelmeliyim. Bu dünyada var olmak için ruhsal planımı, ruhsal planda var olmak için bu dünyadaki hayatımı, bu maddeyi reddetmeliyim. Çözümlensin mi? Maddeyle bağ kurmak için manayı reddetmeliyim. Manayla bağ kurmak için maddeyi reddetmeliyim. Çözümlensin mi? Kendimle bağ kurarsam, bu bedenle, bu dünyayla bağ kurarsam, geleni sevgiyle alıp kabul eder, bana temas etmesine müsaade edersem, ruhsal alanla bağım kesilir. Sıkıntı, zorluk, acı çekerim. Sıkıntı, zorluk, acı çekmemek, ruhsal alanla bağımın bağımı kesmeden yaşayabilmek için bu dünyayla bağ kurmak, bu dünyadan gelen zenginliği, keyfi, zevki, neşeyi, sağlığı, sıhhati, bolluğu, bereketi almayı reddetmeliyim. Çözümlensin mi? Evet, ruh, nefis, kalp ve bedeninle insan olduğunu, dört boyutunla her alanda ve zamanda tam ve mükemmel surette yaşamaya hakkın olduğunu, bu dünyada yaşamak için ruhsal alanı, ruhsal alanla bağını devam ettirmek için bu dünyadaki hayatını, hakikatini, bedenini, hücrelerini, benliğini, bu dünyadan gelen zenginliği reddetmek zorunda olmadığını bilmek ister misin? Hasta olmadan yaşamak, sağlıklı olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak mümkün ve güvenli. Sen sağlıklı, mutlu, sıhhatli, varlıklı, bolluk ve bereket içerisinde bu hayatı yaşadığında da kendi hakikatinle bağ kurman, kendi ruhsal plandaki hayatlarını ve bu hayattan sonraki hayatını görmen, duyman, bilmen, fark etmen, Rabbinle bağ kurman, ruhunla bağ kurman, nefsinle bağ kurman, nefesinle bağ kurman, kalp, ruh, nefis, beden boyutunda, dört boyutta yaşaman ve dört boyuttaki bütün alemlerle bağ içerisinde olman mümkün. Bunu bilmek ister misin? Çaresizlik, acı, zorluk olmadan, sıkıntı, zorluk olmadan yaşamayı bilmek ister misin? Bakın, Allah'ın ayeti var. Kolaylaştırın ve kolaylığı tavsiye edin diyor. Zorluk içerisinde yaşamak demek ki Allah'tan değil, bu şeytanın bir hilesi diye düşünüyorum ben. Biz de zorluğu alıp baş üstüne koymuşuz, değil mi? Şimdi zorluk içerisinde yaşamak zorunda olmadığını, kolaylıkla yaşamanın mümkün olduğunu bilmek ister misin? Kolayın da kıymetli olduğunu bilmek ister misin? Biz kolayı küçümseriz ama kolay bunu mu yaptın deriz. Bir şeyin kıymetli olması, değerli olması için zor olması lazım. Kolay şeyler basittir, kıymetsizdir, değersizdir. Çözümlensin mi? Bu dünyada, sadece bu dünyada değil, bütün alemlerde, boyutlarda, bütün zaman, mekan ve bedenlerde hüküm Allah'ınsa, Allah için her şeyin mümkün ve kolay olduğunu bilmek ister misin? O zaman çaresiz hastalıkların çaresi olduğunu,
şifalanması mümkün olmayan hastalıkların şifalanmasının mümkün olduğunu, yapan Allah, eden Allah'sa, Allah'ın her şeyi ol demesiyle anında oldurmasının ve sebepleri bu noktada sisteme sokmasının mümkün olduğunu bilmek ister misin? Yaradan'a inanarak, güvenerek, onun içinde bulunduğu ilahi sisteme inanarak, güvenerek, kendi bulunduğun bedene inanarak, güvenerek yaşamayı bilmek ister misin? Arkadaşlar, şimdi nasıl bir enerji var biliyor musunuz? Sanki herkes böyle katman katman. Böyle sanki bir lahana gibi. Lahananın böyle bir sürü yaprakları olur ya, böyle üst üste üst üste üst üste. Şimdi o üstümüzdekileri, üstümüzdeki o lahana yapraklarını çıkartacağız. Başkalarının o kadar çok enerjisi var ki, hücrelerimiz öyle girifte olmuş ki. Bu başımız, bu gözümüz, bu beynimiz, bu kulaklarımız, bu saçlarımız, bu boğazımız, boynumuz, kalbimiz, sırtımız, ayaklarımız, bacaklarımız sanki böyle katman katman üst üste bindirim. Şimdi böyle bazen üst üste kıyafet giyersiniz, kışın ağırlaşırsınız ya, öyle bir ağırlık var. Ne olur şu anda herkes gözünü kapalı, önce güzel bir derin nefes alsın, versin. 3 kere alın. Şimdi bu başınızın üzerindeki bu enerjiyi böyle bir kaldırın, atın. Hatta elinizi kullanabilirsiniz. Sonra üzerinizde sanki böyle önünden fermuarlı bir kıyafet var gibi. O fermuarı açın, içinden bir çıkın. Şimdi bakın, bütün zaman, mekan ve boyutlarla bağlantı içerisinde olduğunu bilmek ister misin? Tüm zaman, mekan, boyutlarla bağlantı içerisinde olduğunda da onların enerjilerin üzerine alıp içselleştirmeden yaşamaya hakkın olduğunu, bunun mümkün olduğunu bilmek ister misin? Kendi alanında müstakil bir şekilde kalmak, müstakil bir surette, ruh, nefis, kalp, beden bütünlüğünde, ismin neyse, işte olarak yaşamak mümkün. Bunu bilmek, bu surette yaşamayı seçmek ister misiniz? Şimdi kendinizi nasıl görün biliyor musunuz? Sanki buradayım, enerjim her yana dağılmış ya, sanki böyle elektrik süpürgesi gibi. Hop, çekin ve enerjinizi kendi alanınızda görün. Sadece kendi alanınızda. Almak zorunda kalmadan, almak zorunda olmadan almanın, vermek zorunda olmadan vermenin bir mümkün olduğunu bilmek ve saf bilgi boyutunda almak ve vermenin bilgisinin açığa çıkmasına müsaade eder misiniz? Başkalarının üzerindeki hastalığı, başkalarının üzerindeki gözü, nazarı üzerinize almadan yaşamayı bilmek ister misiniz? Bakın, bizim atalarımızın çok lafı var. Bizim orada gadana alim derler. Gada demek başına gelecek kazayı, belayı ben alim demek. Sana özellikle bazen ağızlarıyla da derler ki, aman sana hastalık geleceğini bana gelsin derler. Bu bazen anneler arasında falan söylenir ama şifacı ruhlarda da bu enerji çok yoğun arkadaşlar. Başkalarının şifalanması için sanki o hastalığı üzerine almak zorunda gibi hisseden bir güruh var. Genellikle bu fıtri bir şey. Biyoenerjiyi kullananlar da bunu çok yaparlar. Çünkü kodlamada bu var. Sanki hastalığı ben alacağım gibi. Arkadaşlar, senin üzerine hastalık almana gerek yok. Hastalığı alan da veren de Allah. O zaman bırak sisteme gitsin direkt. Saf bilgiye dönüşsün. Çünkü saf bilgi boyutunda hastalık yok. Rabbim bunu söylüyor. O zaman ben üzerinizde var olan negatif alanda bir virüs, bir bakteri, artık o hastalığınız neyse, o hastalığın kaynağı bir virüs, bir bakteri, bir maya, bir mantar, bir parazit, bir miyazma, herhangi bir mikrop, bir enfeksiyondan kaynaklı bir durum ya da göz, nazar, başkalarına ait negatif enerjiler,
ya da başkalarına ait hastalıklar, korku, kaygı, endişe, kırgınlık, kızgınlık, öfke, nefret, kıskançlık, kin, haset, kıyaslama, kıyaslanma, yadırganma, yargılanma, eleştirme, eleştirilme, bütün bu enerjileri geçirmez olarak yaşamayı seçmek ister misin? Bütün bu enerjiler sende varsa da saf bilgiye dönüşsün, mümkündür bu, üzerinden çekilsin ve saf bilgiye dönüşsün. Ve onu üzerine çeken kaynaklar çözümlensin. Konu bu aslında. Biz o enerjiyle uyumlu olduğumuz için o bedenimize geliyor ya, o zaman bedenine çektiğin göz, nazar, hastalık, problem, oradaki enerji neyse artık, karma dedik ya, karmik enerji neyse, şu anda mesela gökyüzünde harika olaylar oluyor deniyor ya, o harika olaylar öyle yüksek bir enerjiyle, öyle bilgileri açık ediyor ki, senin o bilgiyle karşılaşan hücresel bir hafızan varsa, o tetikleniyor, o büyümeye başlıyor bu sefer. Evet, o zaman negatif alanda var olan, hiç farkında bile bilmediğin hayatına bu karmik alanı yaşamana sebebiyet veren, başkalarına ait deneyimleri, kendi eski deneyimlerini tekrar yaşamana sebebiyet verecek hücrelerinde bulunan bütün kaynaklar, kalp, ruh, nefis, bedende, lahut, ceberut, melekut, mülk aleminde, tüm zaman, mekan ve boyutlarda çözümlensin mi arkadaşlar? Saf bilgiye dönüşsün mü? Bakın şimdi şunu hayal edin. Kendi yerimizde, alanımızda oturuyoruz. Ve bu hani enerjiniz sizde, kalpten yayılan bir enerji. Hadi onu bir yapalım. Kalbe odaklanın. Güzel bir derin nefes alın, verin. Elinizi kalbinize koyun. Kalbin en derinindeki bütün hayatın, bütün ruhların, bütün varlığın kaynağı sırrı esrara odaklanın. Kalbinizin ortasında bir nokta gibi. Şimdi o sırrul esrar, kalbin en derininde, ortasındaki o sırrul esrarın siz nefes alıp verdikçe, bu kalp attıkça büyüdüğünü, kalbinizi doğru yayıldığını hissedin, hayal edin. Siz nefes alıp verdikçe kalbinizden taşan bu enerji önce tüm iç organlarınıza doğru yayılsın. Bu sırrul esrar her şeyin hakikati kaynağı. Yayıldığı her yerde hücrelerdeki hakiki saf ilahi bilgiyi hatırlattığı için şifalandığını, varsa bir virüs, bakteri onun gittiğini, bir sıkıntı, bir metastaz, bir hücresel bozulma varsa onun çözümlendiğini ve dağıldığını hayal edin arkadaşlar. Özellikle bedeninizde bir hastalık varsa o bölgeye odaklanın. Bu enerji öyle ki bütün hücrelerinizi, organlarınız, bütün içinizdeki bütün organlara yayılsın dedik bak. Göğüs bölgeniz, sonra aşağı doğru o iç karnınız, sırtınız, derilerinizin altına kadar. Aşağıya rahim bölgeniz ya da işte kasıklarınız, bacaklarınız, ayaklarınız, bacaklarınızın arka kısmı. Dizleriniz, bilekleriniz. Şimdi aynı şekilde yukarıya doğru da boğazınız, sağ kolunuz, sol kolunuz, parmaklarınız, tüm eklem yerleriniz, kaburgalarınız, boynunuz, omzunuz, başınızın arka kısmı, tepe kısmı, yüzünüz, gözler, alın, burun, dediğim yere odaklanın. Nereye dersem oraya odaklanın. Dudaklarınız, dişleriniz, damağınız, boğazınız, küçük diliniz. Beyninizin içi. Şimdi bu enerji iyice bütün bedene yayıldı ve
yayıldığı her yer şifalandı. Neyle şifalandı? Sırrul Esrar'ın, sırrın kaynağıyla birlikte. Şimdi arkadaşlar, bu enerji öyle bir yayıldı ki bedenin içine, artık derileriniz aracılığıyla, teniniz aracılığıyla dışarıya doğru yansıdı. Sanki böyle etrafı aydınlatan bir ampulmüş gibi aura alanınızın da bu enerjiyle birlikte şifalandığını hayal edin. Ve bu enerjinin şu anda sanki böyle parıldayan bir halinizle etrafınızda ince bir hale var. Bu halenin sizi bütün alan, zaman, mekan ve boyutlarda diğerlerinden gelebilecek göze, nazara, virüse, bakteriye, korku, kaygı, endişe, vesvese, zorunluluklar, handikaplar, sıkıntılar, onların kendilerine ait deneyimleri, tecrübeleri, arzularına karşı geçirmez olma enerjisini şimdi kodlayalım mı müsaadenizle? Ama sizde böyle duygular hasıl olursa, bu da anında çözümlensin, saf bilgiye dönüşsün. Hücrelerinizdekiler zaten kaynakları çözümlensin, saf bilgiye dönüşsün. Şimdi bu halinizin, yani kendi alanınızda müstakil, sanki böyle alanınızda böyle güçlü ve vakur görün kendinizi. Böyle omuzlar hem rahat hem dik, sırt gayet dik. Çünkü her alanda ve zamanda Rabbin tarafından korunduğunu, kollandığını, isteğin vereyim ayetiyle her şeyin mümkün olduğunu, bu noktada rahat ve huzurlu yaşamanın, bolluk bereket içerisinde var olmanın, sağlık ve sıhhatle devamlı bir surette yaşamanın mümkün olduğu bilgisi de alana yayılsın. İnsi ve cinni şeytanlara geçirmez olmayı biliyoruz. İnsi ve cinni şeytanlara karşı geçirmez olmak mümkün ve güvenli. İnsanların mükemmel surette var olan insanın her alanda ve zamanda özellikle bu cinni şeytanlara karşı galebe etmesi, onları bertaraf etmesi Allah'ın izniyle mümkün. Bu noktada senin her alanda ve zamanda güçlü olduğunu, güvende olduğunu bilmek ister misin arkadaşlar? Şimdi müsaade edenlerin ben bir de çakralarını açayım. Evet, şifa olsun inşallah diyelim. Şimdi güzel bir derin nefes alın, verin. Verirken gözünüzü açın arkadaşlar.